videoma hoş geldiniz. Bugün dayım evlenecek ve ben de vlog çekeceğim. Çok heyecanlıyım çünkü heyecanlıyım yani. Düğün çok yakın akrabalarım olduğunda çok eğlenceli oluyor. Şimdi öncelikle kuaföre gideceğim birazdan 10 dakika içerisinde. Şu an üstüme başıma bakmayın çünkü daha hazırlanmadım. Kuaföre gideceğim, saç yaptıracağım, sonra eve gelip giyinip makyaj yapacağım ve hepsini çekeceğim. Yani birlikte hazırlanmış olacağız. Ve öyle. Ve çok heyecanlıyım. Dayım kuzenlerimin babası. Belki tanıyorsunuzdur. Yok, tanımıyorsunuz. Bence halam evlenmişti. Ve o zaman da vlog çekmiştim. Halam evlendiğinde çok eğlenceliydi. İnşallah bu sefer de öyle olur. Kuzenim Ceren falan da olacak zaten. Onu da gösteririm. Bir sürü TikTok, bir sürü fotoğraf, bir sürü video çekeceğim. Çünkü ilk defa aldığım elbiseden bu kadar memnunum. Gerçekten dün de giyeceğim elbiseyi çok sevdim ve umarım siz de beğenirsiniz. Ben bayağı aradım bu elbiseyi. Aslında internetten alacaktım bu model bir elbise. Ve çok aradım bu modeli. En sonunda buldum, aldım. Sonra üstüme çok büyük geldi iki beden ve gidip yaptırdım. Ve şu an tam oluyor ve şimdi kuaföre gideceğiz. O yüzden aşağı iniyorum. Ayakkabımı giyip çıkacağım. Çok heyecanlıyım, çok stresliyim. Düğünler çok karma karışık oluyor. İnşallah güzel olur. Evden çıktık ve kuaföre gidiyoruz. Defne sanırım düğünde bu elbise giyecek. Bunu mu giyeceksin? Hayır, ben diğerkini giyeceğim. Diğerkin diyor ama diğerki de bunun aynısı sanırım. Saçım bitti. Şimdi Defne'ye hayatımda ilk defa fotoğrafımı çeksene derken duyuyorum. Şimdi saçımı yaptırdım. Örgü istediğim gibi olmadı açıkçası. Böyle bir şey yoktu kafamda ama olsun yine de iyi. Şimdi üst kata çıkacağım. Yüzümü temizleyeceğim, sonra makyaj yapmaya başlayacağım çünkü makyaj yapmak uzun sürecek çünkü hayatımda ilk defa bu kadar özenerek makyaj yapacağım yani. Şimdi yüzümü siliyorum. Dediğim gibi makyajımı da çekeceğim zaten. Daha 2 saat falan var ama anca yani. Ben makyajımı yaptım. Biraz fazla kapatıcı sürdüğümü düşünüyor olabilirsiniz. Evet, biraz fazla sürdüm. Ama şöyle ki zaten bu makyaj daha 4-5 saat yüzümde kalması gerekiyor ve emin olun makyajın yarısından fazlası gidecek zaten yüzümden. O yüzden biraz bolca süreceğim malzemeleri çünkü zaten yüzümden çıkacak ama şu maşam bozuluyor çünkü sinirim bozuldu. Sprey sıkacağım o yüzden saçıma birazdan. Şimdi rujumu falan süreceğim, sonra da aşağı kata eyeliner çekmeye gideceğim çünkü annemin makyajlarını kullanacağım. Sürüyorum ve sonra azaltacağım rengini. Bakın ruju böyle sildiğimde çok doğal duruyor. Aynı rujla çok az allık da yapıyorum. Şöyle yukarı doğru giden bir allık. Yani şimdi çamur bulabilirsem. Dedim öyle. Tatlı oldu. Evet, eyeliner konusunda inşallah becerebilirim. Şöyle normal eyeliner mı çeksem yoksa daha farklı bir şey mi karar veremiyorum. Normal eyeliner çekmek istemiyorum aslında. Böyle şey far gibi çekip doğal durmasını istiyorum ve kahverengi farla yapmak istiyorum. Ama dediğim gibi emin değilim. Şimdi deneyeceğim olana kadar. Artık nasıl olursa öyle yapacağım. Ay, makyajım şu an çok güzel duruyor. Beğendim. Saç spreyini sıkacağız. Tamam. Bunu çıkarmayalım diyecektim. Çıkardık. Şimdi rimel süreceğim. Ağzıma kaçtı.
Ama kahverengi far değil, kahverengi eyeliner yapmaya çalışıyorum ama büyük ihtimalle olmayacak. Olmuyor. Hele kahverengi hiç olmuyor. Biz yine normal eyeliner'a kaldık. Normal eyeliner çekip dağıtacağım. Abi normalde çok güzel eyeliner çekiyorum. Ne zaman önemli bir düğün, dernek bir şey olsa hiç güzel olmuyor. Evet, eyeliner'ı beceremedim. Şimdi düzeltmeye çalışacağım. Şimdi eyeliner'ı çok beceremedim. O yüzden eyeliner fırçasını yıkayıp çıkarmaya çalışacağım biraz. Yani düzeltmeye çalışacağım. Çok iyi olmadı açıkçası yani. Bilmiyorum. Evet. Şimdi gidip gün ışığında bakacağız. Bakalım. Bu sanki o kadar kötü olmadı ama burasının daha işi var gibi. Neyse, çabalayacağız biraz ama olacak gibi inşallah yani. Öyledir ya. Şimdi makyajım falan her şeyim bitti. Ve evden çıkıyoruz. Ayakkabılarım, çantam, ojelerim ve elbisem tabii ki. Sen böyle gelmiyorsun inşallah düğüne. Arkadaşlar bakın, Hüseyin. Neyse ben hedefle. Ne varmış şimdi? Hüseyin ablacığım dayın evleniyor, farkında mısın? Şimdi ben aşağıya inip TikTok çekeceğim çünkü hiç TikTok çekemedim. Hiç TikTok'um yok. Ay babaanne. Seni öcü sandım. Şimdi gidiyoruz. Ne oldu? Çok heyecanlıyım. Ellerim yara. Şimdi gidiyoruz, çok heyecanlıyım. Orada ne dediğini anlayabilen var söylerim. Evet, gidiyoruz yolda. Düğünde yemek olacak mı? Olmayacak. Evet. Olacak mı? Ben açım zaten. Düğünde yemek olacakmış. Yemek için de çok heyecanlıyım. Ben açayım. Arkadaşlar geldik. Fuarın oralarda Pelikan diye bir yerde Pelikan yapıyoruz. İsteyen gelsin diyeceğim ama siz bu videoyu izlediğinizde düğün bitmiş olacak. Valla çocuğa bir şeyler oldu dayısı evlenince. Neyse. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Maalesef düğüne kimse gelmemiş. Halbuki kır düğünüydü yani. Baya bir dayımlar para harcamıştı bu düğün için. Gerçekten çok üzgünüz. Bütün yani gelenler bunlar arkadaşlar. 3 kişi gelmiş. Şaka yapıyorum. Düğünün daha başlamasına 1 saat var. Buralar hep dolacak. Tam kır düğünü yeri. Çok beğendim bak. Buraya ben daha önce gelmiştim bir 6-7 yıl önce. Burada hep düğünlere geliyoruz biz. Yan yana düğün mekanları var. Gelin ve damat geliyor şimdi. Peki ben de çekeceğim. Ceren de çekmeye gidiyor. Evet, kendilerini özel şarkılarıyla dansa davet ediyoruz. Şöyle ortaya doğru.
damat. Evleniyoruz. Oldu canım. Evet, artık evlendik biraz. Ya ama nikah memuru nerede? Evet, fazla fotosentezin zararlarını işlemiş olduk. Evet, şimdi bir haksızlığa uğradık. Sabahtan beri buradaki göldeki bu botlara binmeyi istiyoruz. Ve babam bana asla izin vermedi. Burası düğün işte, düğüne geldik filan filan. Ve şu an Hüseyin bota binmiş. Hüseyinlerin botlarını basmayı deneyeceğim. Bilmiyorum başarılı olabilecek miyim? Şarjım da bir bu arada. O yüzden hiç video çekemiyorum ama çekiyorum da. Ay çocuğum! Gelin lan. Hüseyin beni de alsanıza. Neden öyle bir şey yok? Ben de geleceğim. Ya ben de bileyim. Evet arkadaşlar, şimdi düğün bitti. Ben de kapanış çekeyim dedim. Bakın ışıklar çok güzel duruyor. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben dayım evlendi. İşte ben de videosunu çektim. Umarım güzel olmuştur. Yani nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ve makyajım akmadığı için çok mutluyum. Yani 5 saatte hiçbir şey olmadı maşallah. Sizi seviyorum. Başka videoda görüşürüz. Bye bye. Öptüm.